Evet arkadaşlar merhaba. 15 Ağustos 2021 Pazar günü yabancı yarışlarda gündüz programında Fransa'da Vichy hipodromundayız. Evet görüşlerimize hemen başlayalım. Yedili plase birinci koşuyla başlıyor arkadaşlar saat 17.07'de. Handikap bir koşu, dişi safkanlar 3 yaşlı, İngilizler hepsi 1850 metre çimpise çıkacaklar. Bugün iki tane de altılı ganyanda Araplar koşu, Arap safkanları izleyeceğiz. Aynı zamanda Vichy'de. Fransa'da böyle bir durum var. Arap safkanlar da koşuyor ara ara. Evet, ikinci koşu burada handikap dişi safkanlar 3 yaşlı İngilizler 1850 metre çimpise çıkacaklar. Arkadaşlar burada 3 tane safkan yer verdik. 2 numaralı Premier Done Marivellon'la ilk atımız. 6 numaralı Sally bu İngiliz pasaport safkan. Luca Russo'yla ve 1 numaralı Cream Eyes Enzo Crablet'la arkadaşlar. Tabii ki bu safkanların dışında AG falanlarına göre bakacaksınız. 10 numaralı Numea ve 11 numaralı Maria Langel'de bir şekilde şansa sahipler diyoruz. Hatta Takamaka 5 numara dahil. Karışık bir ayak bu. Yedili plase oynayan arkadaşlara duyurayım. Burada fazla at yazmanızda yarar var çünkü size yani yedili plase oynayan kişilere ikramiye ancak bu ayaktaki gelen sürpriz yakalamanız da daha fazla hale gelecektir. Bunu unutmayın. Diğer ayaklarda biraz sıkıntılı, kısıtlı bir durum var. Evet 2-6-1 dedik ve tabii ki 10'a, 11'e ve 5'e de dikkat dedik arkadaşlar. Evet ikinci koşudayız. 17.42'de şartlı 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim piste çıkacaklar. Burada arkadaşlar altılı Gayan başlıyor bu ayakla beraber. Baktığımız zaman bu 7 tane safkan içerisinde 2 tane safkan yer veriyoruz. 6 numaralı Captus Clement Le Cobre ile arkadaşlar ve 1 numaralı The Famous Five Luca Rosso ile burası için gayet yeterli olacaktır. Buradaki bu iki safkanın dışında tamamıyla gelecek olan da sürpriz konumunda olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu ikisi de bu grubun bir tık üstünde kalıyor. Evet. 6 ve 1 dedik. Arkadaşlar 3. koşudayız. 18-17 şartlı 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim piste çıkacaklar. Burada da 2 tane safkana yer veriyoruz. Normal şartlar altında ekürlerin burada kazanması gerekiyor. Yani 7 numara Fatina. Bunlar Arap safkanları bu arada onu söyleyelim. İlk koşumuz bizim bu Araplarla ilgili. 8 numaralı Tahani ve 1 numaralı Safaf. Arkadaşlar burada 3 tane safkan normal şartlar altında banko olarak düşünebilirsiniz alternatif şekilde. Ve 3 numaralı Horea Frank Blondel ile zorlayacak tek safkan. Burada arkadaşlar burasını biz 7-3 olarak geçiyoruz. Tabii ki burada sürprizde 6 numaralı Tamer yapabilir. Tamer de koşuyor. Evet 7-3 diyoruz arkadaşlar. 4. koşudayız. 6'lı Ganyan'ın da 3. ayağı. Handicap 4 Vicor İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. Tam burada 16 tane safkan var arkadaşlar ve biz 6'sını yazacağız. Gerçekten altının para yapacağı ayaklardan bir tanesi bu. 9 numaralı Serapim Michael Forest ile 15 numaralı Maneki Neko Ambre Mullins ile 6 numaralı Zephyr Marivellon 2 numaralı Babs arkadaşlar Thomas Truller 1 numaralı On the Edge Clement Le Cavre ve 12 numaralı Storm Cat'i Georgia Legras. Arkadaşlar bu atı kesin yazın. Vichy tecrübesi var bu atın ve 51 kilo gibi bomboş koşuyor. 1400 metre gerçi çok koymaz. Tabii ki burada daha yazmadığımız atlar 14 numara dikkat arkadaşlar. Wayne 5 dikkat. Nice Cause 4 numara dikkat diyoruz. Bu safkanlar da her an sürpriz yapabilirler. Altının para yapış ayaklardan bir tanesi bu. Evet bizim şablonumuzda 9, 15, 6, 2, 1, 12 var. Ona göre sizler de değerlendirirsiniz arkadaşlar. 9'dan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Dark Angel yavrusu zaten. Bu grubun da bir tık böyle üstünde kalıyor. Bakalım. Evet 5. koşudayız şimdi. Burada şartlı bir koşu bu. 4 yukarı yine Arap safkanlar arkadaşlar. 2000 metre çime çıkacaklar.
Evet, ikinci Arap koşumuz da bu. Arkadaşlar burada 5 tane safkana yer verdik. 7 atın 5'ini yazacağız. Çok fazla şansı yakın birbirine güçlü safkanlar var. Şansları çok eşit safkanlar var. 1 numaralı Sarhan diyoruz. Damian Morin'le. 5 numaralı Naling diyoruz arkadaşlar. Çok arası var. 295 gün arası var ama at bu grubun bir tık üstü. Bir de iyi bir jockey biniyor üzerine Jerome Cabre. 4 numaralı Durah diyoruz Mari Velon'la. 7 numaralı Guinness de Villates Hugo Mersan'la ve 2 numaralı Ameland Mikel Forrest'la arkadaşlar. 1, 5, 4, 7, 2 burada 5 tane safkanaya verdik. Dileyenler bu ayağı kapatabilirlerdi. Evet, tabela ayağındayız. 6. kuştayız. 19.55'te satış kuşu şartlı 2 yaşlı İngilizler. 1600 metre çim piste çıkacaklar. 6 tane safkan içerisinde bir tane safkandan bahsedeceğiz ve onu da günün bankosu olarak size önereceğiz arkadaşlar. Hulala. Hulala, evet. Hulala. Burada George Legras'la bizim bankomuz. Bu grubun 1-2 tık üstünde kalıyor arkadaşlar bu safkan normal şartlar altında. Georgia Legras, Gregory Legras, özür dilerim arkadaşlar. Gregory Legras bir apranti ve eksi 6 kilogramla burada katılıyor. Yani şu bu demek ki 63,5 kilo ile katılırken 57,5 kilo ile katıyor ve bu safkanlar içerisinde eğer bir hata yapmazsa bu Gregory Legras bu yarışı kazanacaktır diyoruz. Biri banko olarak öneriyoruz. Evet, son koşudayız. Altılı Gaia'nın son ayağı, 7. koşu, satış koşusu. Yine kısıtlı bir koşu. 5 tane safkan burada start alacak. Arkadaşlar burada bu 1400 metre çim ve 4 yukarı İngilizler içerisinde 2 tane safkanından biz vazgeçemedik. Hatırlarsanız böyle 2 tane verdiğimiz atlar genelde arka arka geliyorlar, ikili bitiriyorlar. Genellikle bu Amerika'da, Saratoga'da devamlı oluyor. Bunu bizi takip eden arkadaşlar, bundan ekmek diyen arkadaşlar var. Yeni üye olan arkadaşlar da belirtmemiz lazım. Burası için tabii ki bu bizim kendi görüşümüzdür. Bize göre hep bu iki tane safkanlar bitmiş gibi geliyorlar. Burada da ilk atımız 4 numaralı Mystical Prince, Margus Colomb'la. Tanımayız etmeyiz bunlar arkadaşlar. Yani ilk kez duyuyorum ben bu jokeyleri. Ve 2 numaralı Ipling, Berit Weber'le. Burada 4 ve 2 diyoruz buraya da. Ama Saratoga olsa size rahatlıkla ikili alın derdim ama burada öyle bir şey söylemeyeceğim. Normal şartlar altında bu ikisinin geliri var tabi bu şekilde. Evet, burayı 4-2 geçtik. Yani çok büyük olmayan bir kupon oldu. İlk 2 ay ikişer ikişer atlar. Sonunda da 2 at ve tabela ayağında tekimiz var. 4. ve 5. koşular 6'şar 5'er atla geçtik arkadaşlar. Olacak artık o kadar da. Küçük bir kupon olacaktır. Hayırlısı diyelim bakalım. Fransa ile ilgili söyleyeceklerimiz sona erdi. Maxsporttahmin.com'dan da şablonlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Web sitemiz arkadaşlar bizim biliyorsunuz. Ücretsiz olarak orada futbol ve diğer Türk yarışları da var. Evet arkadaşlar, Vichy için söyleyeceklerimiz sona eriyor. Fransa ile ilgili biliyorsunuz. Hani böyle çok sürprize çalan bir altılı değil bugün. Hani çok fazla açılmanızı tavsiye etmeyiz. Mümkün mertebimizde ufak bir şablon yaptık. Sizler de kendi atlarınızla beraber ilave ederek rahatlıkla ona göre güzel bir şablon oluşturacağınızı inanıyoruz arkadaşlar. Evet, iyi bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle gündüz programında bir şey için noktayı koyuyoruz. Ve Saratoga ile ilgili de ve diğer tabii ki Crunch ile ilgili videomuza yayında arkadaşlar. Onlardan da istifade edebilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz. Görüşmek üzere.